Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün büyük bir hayranlık duyduğum, ülkemizi ve göğsümüzü kabartan muhteşem bir sanatçıyı ağırlıyorum. Türkiye'yi dünyanın pek çok ülkesinde ünlü operalarda başarıyla temsil eden, çok güçlü bir sese sahip olan tenörümüz Murat Karahan konuğum. Sevgili Murat, hoş geldin canım. Nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Ya. Normalde ben heyecanlı bir insan değilim ama bütün hayatım boyunca böyle büyük bir hayranlıkla, hatta bir aşkla izlediğim bir sanatçının karşısında oturunca böyle bir anda böyle bir heyecanlandım. Tabii çok keyifliyim aynı zamanda. O dillere destan gülüşünüzü görünce böyle tabii içim ısındı hemen. İster misin sohbetimize önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği aryayı senin yorumunla dinleyerek başlayalım? Tabii ki. Tosca Operası'nın çok manevi bir önemi var. Atamız Bulgaristan'da militer ateşeyken orada Sofya Operası'na gidiyor. Orada iki tane opera temsili izliyor. Bir tanesi Tosca, bir tanesi de Carmen. Ama özellikle Tosca Operası'ndan çok etkileniyor atamız. Ve bu arya... hatta dinlerken anlatılana göre bu aryayı dinlerken işte yanındaki arkadaşına diyor ki işte bu adamlar bizi işte Balkan Harbi'nde neden yendikleri belli. İşte böyle kapsamlı opera temsillerini gerçekleştiren bir millet tabii ki başka alanlarda da çok ileri gitmiştir diyor atamız. Ve bu arya El Uçan Nestella aryası atamızın en sevdiği opera aryası haline geliyor ve Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra da özel davetlerde ve özel günlerinde mutlaka bu aryayı dinliyor, bu aryayı çaldırıyor, söyletiyor atamız. Ve ben geçenlerde bir konserdeydim Sofya'da ve hatta Sofya Büyükelçiliğimizin düzenlediği bir Cumhuriyet konseri ve atamızın o Yeniçeri kıyafetiyle fotoğrafının çekildiği askeri kulüpte çok güzel bir sahnesi var. Orada bir konser gerçekleştirdim. Hatta Sofya'yı gezerken de atamızın bu opera aryasını izlediği Sofya Operası'nı da gördüm. Harika. Tabii çok heyecanlandım. Ben de bu aryayı nerede ve ne zaman olursa, dünyanın neresinde olursa olsun atamızın aziz hatırasına ithaf ederek seslendiriyorum. Çok güzel, muhteşem, enfes diyecek laf bulamıyorum. Gerçekten en büyük hayranı da benim, biliyorsun değil mi bunu? İtiraf ediyorum. Atamız Atatürk olmadan önce bir asker
okurken dediğin gibi az önce Sofya'da opera izliyor. Ve herhalde bir gün benim ülkemde de bir konservatuvar kurulmalı ve opera sanatçıları, bale sanatçıları, tiyatro sanatçıları yetişmeli benim ülkemde de diye düşünmüştür ve hayata geçirdi. Onun için ona çok minnet doluyuz. Her zaman. Bütün sanatçılar. Sevgili Murat, sen ülkemizi dünyanın birçok memleketinde temsil ettin. Hala da etmeye devam ederek hepimizi gururlandırıyorsun. Yurt dışında sahneye çıktığında sen neler hissediyorsun? Şimdi dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnedesin ve bir Türk tenor izliyor insanlar. O nasıl bir duygu veriyor sana? Gerçekten hani biraz belki klişe olacak ama tarifi gerçekten imkansız bir duygu bu. Sonuçta beynelmiler bir sanat. İşte Avrupa'nın göbeğinde İtalya'da doğmuş, büyümüş bir sanat. Bu sanatı en üst seviyede ve en üst tiyatrolarda ve dünyanın en büyük operalarında icra ediyorsunuz. Bir Türk sanatçı olarak, Cumhuriyet'in okullarında yetişmiş, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir Türk sanatçı olarak insanlar size ayakta alkışlıyor. Ben her zaman bunu da söylüyorum, ifade ediyorum. Bu alkışları hiçbir zaman kişisel olarak algılamıyorum. Hep bir Türk evladı olarak ülkem adına alıyorum bu alkışları. Ve o gururu o şekilde yaşıyorum. Ve mutlaka yurt dışında benim söylediğim operaların web sitelerine veya oradaki kitapçıklara da bakılırsa ben mutlaka CV'm yazılırken şart koşuyorum başına Türk tenor Murat Karan diye yazılmasını mutlaka. Harikasın. 2016'dan itibaren 7 yıl aralıksız İtalya'da Arena'da Verano Opera Festivali'ndesin. 2019 yılında 4 farklı prodüksiyonla başroldesin. 14 temsil vermişsin. Resmen o yıl Murat Karahan damga vurmuş festivale. Evet, o sene 5 prodüksiyon vardı zaten. 5 prodüksiyonun 4'ünü ben seslendim. Evet. Ama ben 2016'dan itibaren 2022'ye kadar 6-7 senede 50'den fazla prodüksiyonda başrol söyledim Arena di Verona'da. Tabii dünyanın en önemli opera festivallerinden bir tanesi. Evet, gerçekten. O da çok büyük bir keyif. Sonuçta işte Pavarotti'nin, Domingo'nun, tarihteki birçok starın yer aldığı sahnelerde siz de çıkıyorsunuz, ülkenizi temsil ediyorsunuz bir sanatçı olarak. Ve yani orası 1000-2000 kişi dedir, 15 bin kişi var karşınızda. Ve çok ünlü bir opera festivali olduğu için dünyanın her yerinden insanlar geliyor oraya. Yani bir de çok kozmopolit bir yapısı var. İtalyanlar var, Almanlar var, Fransızlar var. İşte Almanya'dan opera kulüpleri geliyor, çok otobüslerle geliyorlar. Çok ünlü bir festival zaten, bilinen. Onun dışında tabii birçok festivalde ve birçok temsillerde de görev alıyorum. Tabii İtalya burası. İtalya bu mesleğin sonuçta ana vatanı. Yani doğru. Opera sanatının doğduğu, büyüdüğü ülke. Sana ne diyorlar? La İtalya'nın Türk'ü. La Repubblica gazetesi ya, bir röportaj yapmıştı ya benimle. Çok da güzel bir röportaj oldu. Ve tam sayfaya basmışlardı ve başlığı Il Turco d'Italia, İtalya'nın Türk'ü diye başlık atmışlardı. Evet. Bir kolajımız var. İzleyelim beraber önce. Je suis resté de moi.
Tosca Operası'nın benim de hayatımda bir anısı var. Şöyle anısı var. İstanbul Operası'nın kuruluşunda Leyla Gencer hanımefendi, nurlarda ışıklarda yatsın, ilk üç temsil için ülkemize gelmişti. Ben şehir tiyatroları çocuk bölümü oyuncusu olduğum için bizleri de koro, kilise korosuna seçmişlerdi. Ve her gece o müziği dinlemek, o muhteşem Leyla Gencer'in sesini dinlemek. Şu anda seni izlerken çocukluğuma gittim bir yani an. Siz orada vardınız sahnede. Aa, evet. Çok heyecanlı, çok güzel. Evet, bu olağanüstü bir eser zaten. Şimdi temsillerden sonra sen... Sokağa çıkıyorsun, sokakta olan herkes seni dönüyor, bir anda alkışlamaya başlıyor. Bu çok gurur verici bir şey. O bir atmosfer, onu anlatabilir misin? Düşünebiliyor musun? Festivalde seni izlemiş ya da izlememiş ama seni tanıyor. Alkışlıyor sokakta. Şöyle yaşanıyor o görüntüleri. Ben hatta televizyona da yansımıştı o görüntüler. Şimdi arenada... Verona, bu arena bir meydanda. Ve o meydan böyle karşılıklı böyle bir hilal şeklinde ve orada birçok restoran ve kafe var. Temsilin çıkışında izleyiciler hemen o restoranlara, kafelere oturup işte bir şeyler yemek, bir şeyler içmek için oturuyorlar. Bizim de yolumuz oradan geçiyor tabii. Bir kişinin fark etmesi yeterli. Bir kişi fark edince bir anda herkes "aa işte sahnedeki tenor" deyip orası bir geçit törenine dönüyor. Böyle ilk kafeden başlayıp son kafeye kadar işte alkışlayanlar, fotoğraf çektirenler, ayakta alkışlayanlar. Tabii çok keyifli bir duygu. Yani sonuçta dünyanın işte ortasında, opera anavatanında bir yerde. Sizi hiç tanımayan, daha önce belki tanımayan, tanıyarak gelenler var. Bir de hiç orada bilenler var. Sizi ayakta alkışlıyor, gözyaşları içinde sarıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Ne güzel. Gurur. Yani dünyada sanata ve özellikle de opera sanatına değer veren, emek veren insanların seni tanıması, seni ayakta alkışlaması müthiş bir duygu, gerçek. Dünyanın en zor ve en komplike sanatı opera sanatı. Yani evet. Sonuçta birçok sanat dalının, yani bunun içinde edebiyat, şiir, müzik, resim, heykel, ben dans... Ben seni seyrederken... Oyunculuk yapıyorsun. Sadece seslendirmiyorsun. Yani ifadenle de. Ama bu çok önemli. Sonuçta yani işte eseri birazcık hazmetmeniz ve hatmetmenizle alakalı bir durum. Tabii çok uzun prova yapılıyor. Konunuza hakim olduğunuz zaman ve hani teknik olarak da bir sıkıntı yaşamadığınız zaman bu sefer esere ve rolünüze kanalize oluyorsunuz. Ben hani kendi adıma naçizane Stanislavski metodunu takip etmeye çalışıyorum. Yani o eseri... zaman sen oyuncu oldun demektir zaten. Esere de biraz hakimsem, yani sahneye adım attığım anda işte Tosca söylüyorsam, Cavaradossi isem, adım attığım anda ben artık Cavaradossi'yim. Yani Cavaradossi gibi düşünmeye çalışıyorum. Hani Cavaradossi olmaya çalışan Murat değil ya da işte Kalaf olmaya çalışan Murat değil. Mış gibi değil. O oluyorum ve son nota bittikten sonra alkışlar başladığında tekrar uyanıyorum ve Murat oluyorum. Sen müzik alanındaki çalışmalarından dolayı İtalya-Türkiye arasındaki ilişkilere bir katkı sağladın. Ve İtalya Devlet Liyakat Nişanı aldın. Evet, tabii ben çok uzun zamandan beri, şimdi okulu bitirdikten sonra, daha doğrusu operaya girdikten sonra bunu artık... Meslek olarak özümsediğim andan itibaren tabii ki başka bir çıtaya taşımam gerekiyordu. İlk önce hemen 2000'lerin işte başı 2007-2008 gibiydi galiba. Santa Cecilia Akademi'de işte dünyaca ünlü soprano Renato Scotto, onu da çok yakın zamanda kaybettik, toprağı bol olsun. Ve Santa Cecilia Akademi'nin efsane başkanı, çok dünyaca ünlü bir müzikolog Bruno Calli'nin özel öğrencisi oldum ben orada ve onlardan tabii 3 sene içerisinde çok önemli şeyler öğrendim. Sonuçta bir şekilde burada eğitiminizi alıyorsunuz en iyi şekilde. Burada da çok değerli hocalarım, rahmetli Suna Korat, sevgili Pekin Kırgız, Elena Puşkova, Bilkent Üniversitesi, çok değerli hocalarım vardı.
Tabii orada başka bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Daha üniversal bir noktaya taşıyorsunuz konuyu. Orada aldığım eğitimden sonra da tabii yavaş yavaş kariyerde başlayınca Avrupa'da, İtalya'da özellikle tabii ondan fazla ayrı şehrin operasında yüzlerce temsil yaptım. Ve sonuçta iki ülkenin arasında mutlaka önemli bir köprü olduk. Çok güzel bir sağ olsunlar teveccühleri böyle bir şövalye nişanını uygun gördüler. Ben de büyük bir onurla, gururla aldım, kabul ettim. Sanatın yaşattığı güzelliklerden biri de bu değil mi? İki ülke arasında bir köprü olabilmek. Yani sonuçta yumuşak güç, soft power. Soft yani power. Sanat ve spor özellikle bir ülkenin sahip olabileceği en değerli ve en naif ama bir o kadar da güçlü unsurlar. Tabii ki. İşte bir Türk sanatçı olarak çıkıyorsunuz, sizi sorgusuz sualsiz orada 15 bin kişi. İşte ya da Mart ayında Berlin'deydim. Staatsoper'de, Berlin Staatsoper'de Zubin Mehta yönetiyor. İşte Turandot söylüyorsunuz orada ve işte orada kaç bin Alman size ayakta alkışlıyor. İşte bunu hani bazen üzerinde para verseniz bile yapamayacağınız şeyler. Ülkenizin pozitif görünürlüğünü sağlamak ve saygı uyandıran hareketlerde bulunmak. O yüzden ne mutlu ki Allah nasip etti. İşte ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyorum hala. Peki, şimdi merak ettim. Ben siyasetçi olmak isteyen bir gençken konservatuvara nasıl girdin? Niye, nasıl oldu bu iş? Güzel bir soru. Bu soruyu ben de zaman zaman kendime sordum. Sonunda bunun cevabını buldum. Benim rahmetli dayım İsmet Sezgin. Evet, hepimizin İsmet abisi çok değerli. Çok çok da ünlü bir siyasetçimiz değil mi? Çok değerli bir devlet adamıydı. Gerçekten. Ve ben onunla beraber çok vakit geçirdim. Yanında çok bulundum. Çocukluk yaşlarından itibaren. Yani sana bir rol modeli oldu. Belki bir gün ben de dayım büyük, gibi. En büyük rol modelimdi. Şunu fark ettim. Ben dayımın yanında yetişirken, gezerken ve işte belki seçim gezilerinde de gezerken... baba tarafından da Ispartalıyım ben. O Kirvem Süleyman Demirel tabii böyle siyaseti çok içine istemez girmişsin. Doğduğumuz için. Acaba da neden yöneldim derken şunu fark ettim. Çünkü bana bu soru geliyor. Mesela o zaman siyasetçi olmak istiyordun, hala istiyor musun? Hala düşünüyor musun? Planların da var mı? Şunu fark ettim. Aslında oradaki en cazip şey dayımın yanında dolaşırken ve bunu yaşarken dayımın insanlara ulaşabilmesi, insanlara elini uzatabilmesi, halka dokunabilmesi, bir de halkın çok içinde bir siyasetçiydi biliyorsunuz. Çok. Ve insanları mutlu edebilmesi, onların mutluluğuna vesile olabilmesi. Aslında bana cazip gelen şey buydu. Yani halka dokunabilmek, onları mutlu edebilmek, onlara ulaşabilmek. Ne mutlu ki ben siyasetle değil sanatla bunu başardım. Yani sonuçta günün sonunda hayal ettiğim noktaya geldim. Ne mutlu ki halkımın teveccühü, halka dokunabildik, ulaşabildik. Benim için en büyük mutluluk, gurur, beni bağırlarına bastılar ki... bir sanatçı için en değerli şey halkının kalbidir. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden artık o yani gençliğimdeki işte o neden siyasetçi olmak istiyorum cevabını buldum. Bunu buldun. Halka dokunabilmek, halka yakınlaşabilmek ve mutlu edebilmek, onların belki gözündeki mutluluğu görebilmek. Şimdi bunu başka bir şekilde gerçekleştiriyorum. Konservatuvara giderken şimdi biraz çatışıyormuşsun annenle. Yani ben siyasetçi olmak istiyordum. Nereden çıktı şimdi bu konservatuvar? Doğru. Sonra annenden özür diledin mi? Doğru. Şimdi benim annemin de rahmetli babamın da sesleri çok güzel. Yani babamın sesi benden daha büyük. Bir genetik bir şey. Ve ben hayatım boyunca hiç detone bir ses duymadım. Yani çocukluğumdan beri böyle büyüdüm. Ablamın da sesi çok güzel.
Yeğenim var, Ali Harun'un da sesi çok güzel. Oğlum 2 yaşında. Muratan. Ve Muratan da şu anda ben ne ton versem bana aynısını geri veriyor. Yani bir gün. Genetik bir durum aslında bu. Ve işte fakat annem siyasetçi ve ailenin kızı olduğu için, rahmetli dedem de Ankara'nın eski tüccarlarından. İşte o diyor ki ya ticaretle ilgilen ne işin var sanatta diyor. Annem de işte hani siyasetçinin kız kardeşi önce çok fazla bir, ikisi de sanata yönlenemiyor ve yazık olmuş iki tane yetenek. Annem aslında o noktadan yola çıkıyor. Yani belki de biz yazık oldu. Bunu anlattı annem bana zaten. Biz yapamadık. Ve çok büyük bir yetenek. Bunu harcayamazsın. Yani bunu yapmaya hakkın yok diye aslında annem yoldan çıktı. Geleceği öngörmüş evet, anne. Evet. Ve hatta ben bunu anneme hatta biz bunları çok tartışıyorduk ve zaman zaman işte ya beni soktun işte konservatuara falan derken annem bana şey diyordu. Ben senin 35 yaşındaki halini düşünüyorum şu anda. Sen şu anda 17-18 yaşındasın. O yaşa geldiğinde beni anlayacaksın diyordu. Daha önce anlamışsındır çok herhalde. Çok büyük bir öngörü. Yani ben her zaman ellerine sarıla sarıla teşekkür ediyorum. Konservatuardan mezun olduğum operaya girdim. Girer girmez 2 ay sonra bir rol vermişlerdi bana Yevgeni Onegin operasında. Möşe Türkiye diye çok güzel bir tenor rolü vardır. Böyle bir 5 dakika bir arya söyler ama çok keyifli bir aryadır. Ben onun ilk orkestralı provasına katıldım. Ve orada orkestra böyle beni böyle gözleri yaşlı alkışladı. İşte koro orada alkışladı ve ben zehir kanıma o zaman girdi. O an oldu. O insanların gözündeki o mutluluğu, o gözlerin parıldamasını, beni o keyifli alkışlamalarını gördüğüm anda dedim ki benim mesleğim bu. Bu bitti. Ve koştum eve, anneme ağlıyor ağlıyor, sarılarak ağlayarak teşekkür ederim. Sen haklıymışsın anneciğim. Az önce İtalya'da aldığın eğitimden bahsettin. Aslında bu 3 yıl sürmüş değil mi İtalya'daki evet, bu ilk dönem eğitim? Şöyle, bu bir... Bir master class gibi başladı ama daha sonra özellikle Bruno Calli ya beni özel olarak davet edip yani 3 yıl aralıksız değil, 3 yıl bölümler halinde işte birer ay, ikişer aylık, 40'ar günlük bölümler halinde sürekli bağlantımı koparmadan bir altyapı hazırladım ki Avrupa'daki olabilecek potansiyel kayığım için ne mutlu ki nasip müthiş oldu. Sen oradan galiba oyuna geç gelmişsin provalara değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Siz de her şeyi biliyorsunuz. Biliyorum, hatırlıyorum. Çünkü hani seni temsilden çıkarmışlar diye hatırlıyorum. Evet, öyle bir hikayem belki oldu. Belki de gerçekten her işte bir hayır vardır diyoruz ya. Ya ben o zaman aslında operada solist. Yani. İşte. Şöyle bir şey olmuştu o. Yani işte provalara geç gelmişsin galiba. Ben kaderci bir insanım. Kadere inanırım. Allah'a inanırım. İnançlı bir insanım ben. Ama bir şeyleri kadere bırakmadan önce de altyapısını ve hazırlığını yapmanız gerekiyor. Evet. Yani her zaman vardı ya işte tarlanı süreceksin, ekeceksin, biçeceksin ondan sonra dua edeceksin. Ben onu yaptım işte. Yani bütün altyapımı hazırladım ve sonra doğru zamanı bekledim. O da şöyle bir hikaye oldu. 2011'in Haziran ayı İstanbul Opera Festivali'nde Momento Secondo diye bir Rossini'nin çok güzel ve çok zor bir operası vardı. Onu seslendiriyordum. Temsil bitti. İşte bir uzun boylu, genç, yani orta yaşlı, bir yakışıklı bir adam geldi böyle. Aa dedi, rol icabı da saçımı siyah beyaza boyuyorlar. Böyle ben de saçımı siliyorum. Gerçek rengi çıktı ortaya o zaman. Daha gençtik tabii. dedi sen genç misin dedi. İşte İngilizce konuşuyoruz. Evet dedim. Dedi Lucia de Lammermoor operası var mı senin repertuarın dedi. Var dedim. Söylemek ister misin dedi. Tabii ki dedim isterim dedim. Sonra kartını verdi. İşte Letonya Ulusal Operası'nın direktörü Andres Chagars. Maalesef onu da genç yaşta kaybettik. Onu da toprağı bol olsun. Ve sen gittin. Şöyle gittim ama işte hikaye o kadar enteresan ki bir yarışma için ben İspanya'daydım.
2012'nin başı. Ve elemelere de katılmak için biraz önceden gitmiştim. Bir 10 gün kalmak durumunda kaldım. Döndüm, o an bir eser çıkıyordu. O eser aslında ben hazırdım ama işte dediler ki sen provalar sırasında burada değildin, o yüzden seni çıkarıyoruz bu eserden deyip beni çıkardılar. Üzüldüm yani, sonuçta hazırdım yani, çıkıp rahatlıkla söyleyebilirdim eseri. Eve gittim. Ertesi sabah telefon çaldı. Beni Letonya'dan aradılar. Yani ve 2012 Mayıs'ıyla başladı benim Avrupa kariyerim, Avrupa serüvenim. Sonrası i̇şte muhteşem bir 11 kariyer. 11 yıl oldu. Muhteşem. 11 yılda işte Allah nasip etti. Birçok dünyanın bütün operalarında diyeceğim neredeyse. Bolşoy, Moskova, Berlin. Berlin 2 operası. Hem Staatsoper'de hem Deutsche Oper'de. Münih'te Bayerische Staatsoper'de. Verona'da, Parma'da, Torino'da, Napoli, San Carlo'da. Ama hepsi birbirinden de değerli, çok ve değerli önemli operalar. Çok değerli gerçekten. Operalar. Bir kolajımız daha var. Onu da izleyelim. Bazen böyle dalıyorum sesleri derken ne soracaktım diye unutuyorum. Çok donanımlı bir sanatçısın. Yaptığın işte tatmin olmak çok zor, değil mi? Çünkü insan kendisiyle yaptığı yarış hep devam ediyor. Sana bir teklif geldiği zaman nasıl karar veriyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Aslında çok önemli bir şey söylediniz. İnsan kendisiyle yaptığı yarışı. Zaten evet, yarışı kendinizle yaptığınız zaman hedefiniz hiç tükenmiyor. Her zaman onu yapmaya çalıştım ben hayatımda. Yani hayatımda hiç kimseyi, herhangi bir kişiyi, figürü kendime hedef belirlemedim. Hep kendimle yarıştım. Çünkü herhangi bir kişiyi hedef belirlediğinizde onu geçtiğiniz zaman hedefsiz bitti kalıyorsunuz. O yüzden ben hep ulaştığım bir basamaktan bir basamak daha yukarı nasıl çıkarım diye. Murat bunu da aşabilir. Yani o yüzden hep kendimle yarışıyorum. Ben herkese de aslında, hem sanatçılara hem de başka meslekten herkese de aslında bunu tavsiye ediyorum. İnsanın kendisiyle yarışması lazım. Evet. Benim çok katıldığım bir sözüm var. Diyorsun ki yetenek işin yarısı. O Allah vergisi ama geri kalan çalışmak. Sen de çok çalışkan bir sanatçısın. Gerçekten yurt dışında aldığın eğitimler senin mesleğe bakışını mutlaka etkiledi. Yani uluslararası alanda şarkı söyleyebilecek bir donanıma nasıl kavuşturdu seni? Çok haklısınız. Bir de bir yönün varmış, onu da sonradan öğrendim. Sahnelerinden kayıt aldırıp kendini oturup izleyip kendi kendini eleştiriyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bu da bir şey yani. Sonuna kadar arkasında durduğum şey. Mutlaka ya, yani yetenek Allah vergisi, bu bir yarısı, diğer yarısı çalışmak. Yani bu çalışmadan başarmanın ve bir yukarı çıkmanın imkanı yok. Yani bu sporda da böyle, evet, sanatta da böyle, her alan, bilimde de böyle çalışmak lazım. Ben çalışkan bir insanım, hayatımda hep öyle oldum. O yüzden hani ilk söyledim ya, ilk operaya ve başladıkta kendime bu işi meslek edinmeyi tamamen düşündüğüm andan itibaren artık benim tek hedefim vardı. En iyisini nasıl yapabilirim?
en iyisine ulaşabilirim ya da ulaşamam. Ama ulaşmak ama için o yolda sarf ettiğim her çaba bana pozitif olarak geri dönüyor. Bir artı olarak geri dönüyor. Çalışırım, çok çalışırım. Elimde kitaplarımla dolaşırım, telefonumda durur notalarım. Ve söylediğiniz gibi her temsilimde izlerken de bir kusur bulup burayı böyle yapmalıyım deyip her seferinde bir üstünü aramaya çalışırım. Hala da öyle yapıyorum. İnsan için en tehlikeli şey oldum kelimesi. yine ne meslekte olursanız olun. Ben oldum. Hele sanatta. Dediğiniz anda işte o sizin aslında sonunuzun başlangıcı oluyor. O yüzden öyle bir kelimeyi ben lügatımdan çıkardım. Hala olmaya çalışıyorum. bu meslekteki son günüme kadar hep olmaya çalışacağım. Daha iyisini yapmaya çalışacağım. Eminim öyledir. bu motivasyonu kendin yaratıyorsun işte. Dünyada birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştın. Hala şu da olsa onunla yan yana söylesem dediğin birileri var mı? Ya şöyle, ya hayalini kurduğum ya da konservatuvardayken, öğrenciyken hayalini kurduğum herkese çıktım sahneye. Yani ne güzel. Ne mutlu ki işte. Ne güzel. Angela Georgiou'yla da çıktım. Anna Netrebko'yla da çıktım. İşte bu yeni jenerasyondan işte Anna Pirozzi'ler, Sayo Hernandez'ler, Sonia Yonceva'lar, Placido Domingo, Leonucci. Hani işte okuldayken izledim, ah keşke ben de orada olsaydım dediğim neredeyse hepsiyle çıktım. Harika. Sahne aldım. Şefler de keza Zubin Mehta, Marco Armiliato gibi çok önemli şeflerle de sahne alma şansına ulaştım. Ne güzel. O yüzden öyle ah şu da olsaydı dediğim bir kişi yok. Ama dediğim gibi her gün daha iyisini aramaya devam ediyorum. Ama şimdi o dünyanın diğer sanatçıları ah Murat'la ben sahne alsam diyorlar. Hepsi çok iyi dostum. Eminim. Hepsi çok eminim. İyi dostum. Ve hepsinin en ortak noktası ne biliyor musunuz? Mütevazılıkları. Yani, ya işte büyükseldikçe alçalmayı bileceksin. Yani, o her sanatçıya tavsiye edeceğim yine şey. Yine her meslekte nerede olursa yani, olsa insan hazmedince, bulunduğu yere hazmedince iyice küçülmeye başlıyor. Bulunduğu yeri hazmedebilmek için, o doyuma ulaşmak için ne kadar büyük bir emek veriliyor onu bir bilseler. Herkes hazır bir şeyi çok beğeniyor da o kolay mı? 2018 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atandı. Görev süren boyunca da operayı halka tanıtmak, sevdirmek, markalaştırmak için biz çok çalışma yaptın. Biraz sen bahseder misin? Tabii, tabii çok şerefli bir görev. Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından bir tanesi Devlet Opera ve Balesi'nin yaklaşık 5,5-6 yıl genel müdür olarak görev yaptım. Büyük bir onurla, gururla, şerefle gerçekleştirdim bu görevimi. Bu dönem içerisinde de hep işte geçmişten aldıklarım o birikimleri, kendi kişisel birikimlerim ve operada aldığım çıtayı her geçen gün bir üst noktaya taşımak için çalıştım, uğraştım. Yerli sanatsal, operalar evet. Yaptınız. Hem sanatsal hem de idari anlamda. Yani sonuçta aslında Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Yani dünyada hep sürekli bütün operalarda bulunduğum için oradaki yerli eserlerin hayata geçmesini sağladın. O çok değerli. Çok önemli. Tabii yani Troya muhteşem. Ondan sonra Yeniden Doğuş harika bir opera. Göbekli Tepe'de buna dahil. Göbekli Tepe tabii ki ve en sonunda biliyorsunuz Sinan Operası ile AKM açıldı. Ne mutlu ki benim dönemimde 4 tane yerli eserin premieri ne gerçekleştirmek nasip oldu. Onun için bu da teşekkür borçluyuz sana meselesi. Gerçekten. Troya'dan görüntümüz tabii. Var. Şimdi hep beraber şöyle bakalım. Seni burada asla, asla bırakamam.
Evet, Troy Operası'nda tabii çok önemi var. Ben de onu soracaktım. Nasıl hayata geçti? Nasıl? Troya yılı münasebetiyle biz böyle bir projeye giriştik. Çok değerli bestecimiz Bujor Hoynik'in gerçekten çok güzel, çok keyifli ve çok etkileyici bir eseri. Ve Ankara'da ilk premierini gerçekleştirdiğimizde Kongrezyum'da 4 gece arka arkaya kapalı gişe oynadı bu eser. Harika. Yurt dışında da oynadınız. 12 bin kişiye 4 gecede ulaştı. 12 bin küsür kişi, hatta ayakta gelenler vardı. Ve çok daha önemlisi tarihte Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenen ilk Türk opera eseri oldu. Ve ne mutlu ki. Ve orada da dakikalarca ayakta akışlandı bu eser. Yani bir Türk operası, Türk sanatçıları. Benim de içimden seni alkışlamak geliyor gerçekten. Tebrik ediyorum. Dünya cünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda Troya eserini sergiledi. Tabii işte hep benim dönemimde bunların olması hep benim için çok büyük bir mutluluk ve kıvanç kaynağı. Şimdi de çok sevdiğim, çok değerli bir arkadaşım. Tansu Atürk'e devrettik. Tanında ben çok eminim ki çıtayı aldığı yerden çok güzel yerlere taşıyacağını. İnşallah o bayrak yarışı devam eder. Göbekli Tepe eserinin yazılmasını da söyledik değil mi? Çünkü ben ilk Göbekli Tepe'ye gittiğim zaman müthiş etkilenmiştim. Yani böyle her tarafım titremişti. Opera sahnesinde sahnelenen bir operayı izlemekle gerçek bir doğal bir tarihi bir mekanda opera izlemek nasıl bir şey? Onu soracağım. Yani sadece sahnede değil, bir açık havada, bir gerçek bir açık tiyatroda filan. Aslında yani bir hayalim vardı benim. Tabii bu dönemimize yetiştiremedik onu. Otello mesela, Otello operası, ya Otello konusu Kıbrıs'ta geçiyor ve Otello'nun kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Evet. Mesela aslında Otello operasını mesela o kalenin içinde gerçek olduğu mesela yerde bir filmini, opera filmi çekmeyi planlı. Belki ileriki dönemlerde olur. Böyle bir projede niye gerçekleşmesin? Evet. Olabilir tabii. Bunun yanında tabii mesela Yeniden Doğuş diye Tevfik Akbaşçı'nın çok güzel bir eseri, opera eseri, hatta atamızın Samsun'a çıkışının 100. yılında onun ilk premierini yapmıştık biz onun. Ve Atatürk'ün sahnede olduğu, canlandırıldığı, tüylerin diken diken olduğu muhteşem bir opera. Yeniden Doğuş operası da. Sonuçta elimizden geldiğince bestecilerimizi desteklemeye çalıştık. Desteklemeye de devam etmeliyiz. Yani marifet iltifata tabidir diye bir sözümüz var. Gerçekten desteklenmesi gerekiyor. Yerli yazarların, yerli operacıların, yerli bestecilerin, yerli müzisyenlerin, artık hepsi için aynı şey geçerli. Şimdi Limak Senfoni Orkestrası ile yaptığınız bir projeniz var. Zeki Müren şarkıları. Ondan da görüntümüz var. Tamam. Yaralı bir gönülden başka ne bıraktın bende hatıra? Günah değil mi, yazık değil mi bana? Gel yeter artık, sar beni kollarına. Sadece Zeki Müren şarkıları seslendirmedin, türkülerden de seslendirdin. Şöyle. Ve böyle Anadolu'da da birçok
konser verdi? Benim o projede de çıkış noktam hep şuydu. Öncelikle halkımızın çok sesli müziğe karşı ön yargısını kırmak önemli. Belki bugüne kadar hiç operayla ya da klasik müzikle tanışmamış insanları bir anda opera temsiline götürürsek belki yabancılayabilirler ya da çok sevebilirler. Evet. Ama benim burada her zaman bir tavsiyem var, her zaman söylüyorum bunu. Mutlaka herkesin bir kere olsun şu hayatta bir opera temsilini bir deneyimlemesini lazım. İsterim. Ben eminim ki en azından %20'si 30'u opera izleyicisi olacaktır diye. Şimdi dünyada da bu örnekleri var aslında. Üç tenor konserlerinde Pavarotti, Domingo ve Carreras'ın yaptığı konserlerde. Halkın sevdiği böyle aşina olunan müzikleri çok sesli formda konserlerde icra etmek aslında operaya ve opera sanatçısına ilgiyi artırıyor. Çok doğru. İşte çok siz Zeki Müren şarkıları yapıyorsunuz ya da türküleri seslendiriyorsunuz. O konseri izleyen bir kişi, aslında bu da o kadar kötü bir şey değilmiş diye mesela gelip bir müzikal izliyor. Ondan sonra başka bir opera izliyor derken bir bakıyorsunuz. Benim sosyal medyamda ve özel mektupla, telefonla o kadar çok mesaj var ki benim bana gelen ve bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki Murat Bey sizin sayenizde işte 40 yaşından sonra, 50 opera yaşında, 60 yaşından olduk. Sonra opera izleyicisi olduk. Ne kadar güzel bir şeymiş. Bu benim için inanın kendi kişisel kariyerim kadar önemli. Ne kadar ön yargıyı kırıp da ne kadar halkımızı bu yüksek sanata ulaştırabilirsek ya da buna vesile olabilirsek bu en büyük gurur vesilesi. Sen kendin diyorsun ki aslında opera bir halk sanatı. Bütün sanatları içeren bir sanat. O nedenle halka daha çok sunulmalı. Ve kalkıyorsun, gidiyorsun Anadolu'da dolaşıyorsun ve bu mesleği icra ediyorsun ve birçok da yepyeni seyirci kazanıyorsun. Genellikle yaş grubu, yani gençlerin ilgisi var mı daha çok? Çok güzel yani bir konuya değindiniz. Bir cümlem vardır benim, bunu her zaman söylüyorum. Opera dünyanın en zengin sanatı ama zenginlerin sanatı değil. Kendisi ama böyle bir imaj... İşte değil. Yani halkın yani sanatı var. Ama dünyanın en zengin sanatı. Çünkü bütün sanatların birleşkesi olan... Doğru. Yani bir gecede heykeli, resmi, müziği, dansı hepsini bir sahnede görebildiğiniz... Dünyanın en komplike ve en zor sanat dalı opera. O yüzden... sonuçta opera sanatına ne kadar çok kişiyi, ne kadar çok izleyiciyi kazandırabilirsek bu çok büyük bir başarı. Şuna da gelelim. Ben yurt dışındaki temsillerimde, kariyerimde görüyorum ki yurt dışında opera izleyicisi yaşı bize göre çok daha yukarıda. Çok büyük bir şans bizim için. Belki de dünyadaki en genç opera izleyicisi bizde var. Bu ilerisi için, gelecek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda senin de çok önemli bir yerin var. Onu da varsa ne mutlu. Öyle, gerçekten öyle. Gençleri yetiştirmenin çok önemli olduğunu her defasında altını çiziyorsun. Seni örnek alan gençler adına bir opera sanatçısı nasıl yetiştirilir? Nasıl keşfedilir? Nasıl onunla çalışılır? Yani bunu beni yakından tanıyan herkes çok iyi bilir. Ben gençlere çok çok değer veriyorum. Evet. Çok önem veriyorum. Yani genel müdürlük yaptığım dönemde de hep onları sahneye koymak istedim. Hep onlara öncelik vermek istedim. Onları kazanmak istedim. Şu andaki hayatımda da yine dışarıdan da arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Onların önünü açmaya çalışıyorum. Bazen masterclasslarla yardımcı oluyorum. Bazen Avrupa ile bağlantılarını sağlamaya çalışıyorum. Bakın Leyla Gencer dediniz, Murat dediniz. İşte keşke çok daha fazla isim sayabilsek Avrupa'da, dünyada. Evet. Bu yüksek standartta, çok yüksek standartta kariyeri yapan. Bu arada şeyi es geçmeyelim. Avrupa'da birçok operada opera sanatını icra eden çok değerli Türk sanatçılarımız, arkadaşlarımız tabii var. Tabii var, yetişenler. Belki onların da adı çok duyulmuyor ama... onları da hani burada es geçmemek lazım. Dediğim gibi ben genç arkadaşlarımı
Ya onların önünü açmayı istiyorum. Onları bu sanata kazandırmayı istiyorum. Hani bir şey vardır ya. İki çeşit kayınvalide vardır mesela. Bir tanesi der ki benim kayınvalidem de bana yaptı deyip gelinine eziyet eden. Bir tanesi de der ki benim kayınvalidem yaptı, ben kendi gelinime yapmayacağım der böyle. Doğru. Ben işte gençken yaşadığım dezavantajları yaşatmamaya çalışıyorum. Genç arkadaşlarıma tam tersi destek olmaya çalışıyorum. Her anlamda da elimden geldiğince, gücüm yettiğince de bir Türk sanatçısının, Türk sanatçılarının, Türk opera sanatçılarının Avrupa'da, dünyada en yüksek seviyede sahne alabilmeleri için onların da önünü açabileceğim ne fırsat varsa bunu değerlendirmeye çalışacağım. Murat, çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Son bir sorum daha var. Tabii. Hayallerinden söz ettin, işte gençler için düşüncelerini de dinledik. Senin sahneye koymak istediğin bir eser var mı? Yani şimdi hayalini kurduğun bir eser. Yani şöyle, ben hiç böyle bir hayalim veya gündemim olmadı bir sahneye eser koyayım diye. Ama bir hayalim var. O da Münir Operası. Bir gün o opera yazılırsa Münir Nurettin Selçuk'un hayatını anlatan. Çünkü Münir Nurettin Selçuk bir aslında opera sanatçısı. Belki bilmeyenler vardır. Paris Konservatuvarı'nda opera şan eğitimi alıyor Münir Nurettin Selçuk. Ve eğer Türkiye'ye dönmeyip de kariyerine devam etmiş olsaydı belki de uluslararası beğenemli alanda dünya cünlü bir opera sanatçısı, bir tenor olabilirdi. Çünkü muazzam bir sesten bahsediyoruz. Ve Münir Nurettin Selçuk'un bestelerine baktığımız zaman opera aryası formundadır. Yani hani bizde şarkılar AB, AB diye gider ama Münir Nurettin Selçuk'un gerçekten çok geniş bir ses. Opera eserlerinde atıyorum işte Dönülmez Akşam Ufkundayız diyelim. Mesela. İşte o Dönülmez Akşamın Ufkundayız. Mesela o bir reçitatif aslında girişi. Sonra işte B'ye geçiyor. İşte cihana bir daha gelmek hayal edilse bile. Böyle gidiyor ve en sonunda da vakit çok geç ve C ile de en sonunda bitiyor. Aslında bir opera aryası formunda yazılmış. Birçok eseri öyle yazılmış ve hayalim böyle bir opera yazılırsa eğer bir gün bir yerde. Yazdırırsınız inşallah. Öyle bir eser yazılırsa işte o eseri koymak isterim ya da sahnede olmak isterim. Ya herhalde. Ve hani hayalimde Münir Operası'nın son aryası da yani opera Dönülmez Akşamın Ufkundayız da bitecek yani. Öyle bir hayalim var. Ne güzel. Belki sahneye koymak değil ama öyle bir eser yazılırsa seslendirmek çok isterim. Canım benim, sağ ol. Ay inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. O güzel sesinle sen hep sahnede ol. Hayatım boyunca hayranı olduğum sizin gibi çok çok değerli bir sanatçının Türk sinema tarihinin en temel taşlarından birisi olan bir sanatçının karşısında böyle genç bir öğrenci edasıyla, heyecanıyla bu programda beni de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Ben tekrar teşekkür ederim. Victor Hugo'nun bir sözü geldi aklıma. Her büyük sanatçı sanata kendi damgasını vurur. Tıpkı senin gibi. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, bugün ülkemizin yetiştirdiği uluslararası çok sesli müzik alanında ülkemizi üstün başarıyla temsil eden, bizleri kendisine hayran bırakan opera sanatçımız Murat Karahan bizimleydi. Hayata karşı olan motivasyonunu ve heyecanını sanatla var etmek ne güzel bir şey. Ne mutlu ki böyle sanatçılarımız var. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar buluşmak üzere sanatla kalın.
Sağlıkla kalın, hoşça kalın.